Herkese merhaba değerli Bal Gibi Futbol ailesi. Uzun bir aradan sonra sizlerle birlikte. Biliyorsunuz milli takım arası olduğu milli takım aralarında çok fazla video yapmayı ve canlı yayınlar yapmayı sevmiyorum. Çünkü milli takımın o eski ruhu yok. Şu anda eski ruha dönemediğimiz için beni de çok fazla heyecanlandırmıyor. Ve bununla ilgili de milli takımla ilgili de video yapmak veya canlı yayın yapmak istemiyorum. Lig maçları başladıktan sonra Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor maçlarını değerlendirmeye devam edeceğimi söylemiştim. Şimdi de ilk değerlendirmemizi yapacağız. Arkadaşlar bu hafta çok hareketli geçti. Hemen genel bir değerlendirme yaptıktan sonra kendi şahsi kanaatlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Haftanın başında Trabzonspor çok bir yenilgiyle arkadaşlar artık şampiyonluk bağından tamamen kopma noktasına geldiğini söyleyebiliriz. Trabzonspor'un zaten azalan bir ümidi vardı şampiyonlukla ilgili. Şu an neredeyse tamamen yok olmaya başladı diyebiliriz. Ahmet Ağaoğlu'nun istifası, Abdullah Avcı'nın istifası, her şey birbirine girmiş durumda ve şu anda Trabzonspor'da işlerinin hiç iyi gitmediğini söyleyebiliriz. Hemen hızlı bir şekilde Galatasaray maçına geçelim. Galatasaray Adana Demirspor maçında 86. dakikada Mitsu'nun attığı golle fişi çekti. Ardından da Zaniolo penaltı golüyle birlikte Galatasaray'a galibiyeti getiren golü atarak maçı kazandırdı değerli arkadaşlar. Mitsu'nun ve Zaniolo'nun attığı goller çok önemli. Mitsu uzun bir sakatlıktan çıktı. Galatasaray'a çok fazla şeyler vereceğini ümit ediyordum sezonun başından beri ancak istediğimiz şeyleri veremedi. Yedek kaldı. Yedekten tam girecekken Oliveira'nın formsuz olduğu dönemde formayı alacakken sakatlık dönemi yaşadı. Golle dönmesi onun açısından da Galatasaray açısından da özellikle Okan Buruk açısından da çok çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Galatasaray Adana Demirspor yenerek aslında şampiyonluk adaylarından bir tanesi. Adana Demirspor da saf dışı bıraktı. Adana Demirspor'un da Trabzonspor gibi az da olsa bir şampiyonluk hayali vardı. Ancak Galatasaray bu galibiyetle birlikte bu şansı da bitirmiş oldu. Adana Demirspor da artık 1. ve 2. sıradan uzaklaştırdığını söyleyebiliriz bu galibiyetle. Galatasaray nasıl oynadı peki? İyi oynadı mı? İştah verdi mi? Özellikle geçen hafta oynanan maça göre Galatasaray bu hafta daha komplike oynadı arkadaşlar. Galatasaray'ın takım oyununu biraz daha sahaya koyduğunu gördük. Galatasaray'ın sürekli topa hakim olan bir takım olduğunu gördük. Özellikle savunma arkasına Onyekuru ve Akintola ile yapılan ataklarda da çok fazla tehlike oluşturdu. Galatasaray'ın savunması biraz alarm verdi desek yanlış olmaz. Ancak genel olarak baktığımız zaman Adana Demirspor'a karşı oynanabilecek en iyi oyunlarından bir tanesini oynadı. Ancak benim takıldığım bir nokta var arkadaşlar. Verilmeyen kartlar. Özellikle Mertens'in ayağına basılan pozisyonda Emre Akbaba'ya kart çıkmaması beni çok 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 endişelendirdi Türk futbolu adına. Çünkü gerçekten yani arkadan yapılan bir müdahale, topla alakası olmayan bir müdahale ve bileğe yapılan bir müdahale. Yani bundan başka kırmızı kartı gerektirecek ne olabilir çok merak ediyorum. Yani Mertens'in orada ayağının kırılması mı gerekiyordu? Mertens'in orada ayağının kopması mı gerekiyordu? Bunu çok çok merak ediyorum. Kesinlikle kırmızı kart olması gereken pozisyonun kırmızı kartla sonuçlandırılmadığını gördük ve bu beni gerçekten çok fazla üzdü. Onun dışında Alişan Salan'a karşı çok fazla bir tepki vardı ancak bu pozisyon dışında çok fazla maça bir etkisinin olmadığını gördük. Bariz gol şanslarını engelleme, penaltı verme gibi durumlarda görmedik. Ancak kırmızı kartlarda da VAR hakemi neden devreye girmedi? Bunu çok ama çok merak ediyorum. Galatasaray bu galibiyetiyle arkadaşlar aslında Fenerbahçe ve Beşiktaş maçını rahat bir şekilde izlemek için kenara çekildi. Fenerbahçe ve Beşiktaş maçı başladı. Bütün ibre zaten Fenerbahçe tarafındaydı. Çünkü Fenerbahçe'nin evinde oynanan bir maç. Fenerbahçe biraz daha Beşiktaş'tan formda bir takım. Beşiktaş biraz daha ayakları titreyerek geldi stada. Ancak her şeyi bence özellikle Arda Güler'in kendini yere attığı pozisyonda bence bozuldu. Arda Güler muhteşem bir oyuncu. Futbolculuğuna asla bir şey diyemeyiz. Gerçekten çok sevdiğim, samimi gördüğüm bir oyuncu. Ancak oradaki attığı çalımlardan sonra kendini yere bırakması yakışmadı. Ki kendini yere bırakabilir. O anda pozisyon onu icap etmiştir. Ancak devamında böyle penaltı aldığı için sevinen hareketler gerçekten Arda Güler'e yakışmadı. Arda Güler umarım Mert Hakan'la takılmaya devam etmez. Umarım kendine Alex'i örnek alır. Kendisine İrfan Can'ı veyahut da Mert Hakan'ı örnek almaz. Çünkü gerçekten kişiliğini sevdiğim bir oyuncu kişiliğini kaybetmesini istemem. Fenerbahçe çok haksız bir penaltı kazandı. Valencia haksız bir penaltı golü attı arkadaşlar. Çünkü kesinlikle ama kesinlikle dünyanın hiçbir yerinde bu pozisyon penaltı değil. Çünkü oyuncu ayağını koyduktan sonra
Arda'ya değmeden Arda kendini atmaya başlıyor. Arda kendini direkt atıyor. Düşerken zaten iki oyuncu birbirine temas ediyor. Ancak pozisyonda ilk şuna bakılır. Oyuncu temas ettikten sonra mı Arda düşüyor yoksa Arda kendini yere atarken mi oyuncuya temas ediyor? Buna bakılır. Arda burada kendini direkt çalıma attıktan sonra penaltı almak için kendini yere atıyor ve hakem de penaltıyı veriyor. Burada asıl mesele şu. Burada bu penaltıyı VAR nasıl iptal etmiyor? Binlerce yorum okudum, binlerce yorumcuya baktım, hepsini izledim. Kendi yorumum zaten baştan beri belliydi. Ancak herkesin yorumunu da merak ettim. Ve herkes bu noktada arkadaşlar şunu söylüyor. Burada kesinlikle penaltı yok. Peki bu VAR hakemi nerede? VAR ne işe yarıyor? VAR neden böyle enteresan kararlar veriyor? Bir oraya penaltı derken bir olaya demiyor. Bir çizgisi yok VAR'ın. Bir çizgi üzerinde tamam bu pozisyon böyle, bu pozisyon penaltı. Bütün pozisyonlar penaltı ya da bu değil. Bütün pozisyonlar penaltı değil değil. Maçtan maça VAR kararları değişiyor. Nasıl değişebilir bunu anlayamıyorum. Herkesin gördüğünü 10 açıdan önünde onlarca monitör olan VAR hakemleri nasıl göremiyor çok merak ediyorum. O kadar eğitim almış, o kadar bu işin üzerine eğilmiş insanlar nasıl göremiyor merak ediyorum. Bu pozisyondan sonra Fenerbahçe'nin işleri terse gitmeye başladı. Sarpa sarmaya başladı tabiri caizse. Ve peş peşe Cenk Tosun'un golleriyle sarsıldı. Gerçekten sarsıldı. Bütün oyun düzeni, bütün oyun birlikteliği Fenerbahçe'nin çökmüş durumdaydı. 10 kişi kalmasına rağmen Beşiktaş. Beşiktaş 10 kişiyken daha takım halinde, daha komplike ve komple bir oyun oynadı. Ve ikinci bölgeden üçüncü bölgeye, hatta bazen ikinci bölge olmadan bile birinci bölgeden üçüncü bölgeye çok rahat top çıkarttı. Çıkarttığı topları da çok güzel kullanarak özellikle Nathan Redmond muhteşem bir performansla, attığı muhteşem golle, yaptığı muhteşem asistlerde maçı Beşiktaş'a kazandırdı ve Fenerbahçe 4-2'lik kendi evinde 4 gol yiyerek hezimete uğradı. Yani Ali Koç döneminde değerli arkadaşlar muhteşem bir Fenerbahçe'nin hezimet sezonu var. Galatasaray'dan 3 gol, Beşiktaş'tan 4 gol, bütün Kadıköy serileri sona erdi. Ali Koç sayesinde kazanamayan takım kalmadı Kadıköy'de. Özellikle Aziz Yıldırım döneminde kazanamayan takımlar Ali Koç döneminde rahat bir şekilde biliyorsunuz kocaman burası Kadıköy, burada çıkış yok yazılı tabelanın altından bütün takımlar çıktı arkadaşlar. Peki bu galibiyette ne oldu? Galatasaray'ın şu anda 9 tane maçı kaldı. Ve Galatasaray arkadaşlar bu 9 maçtan 7'sini yendiği zaman sorgusuz sualsiz kimin hangi puanda olduğuna bakmaksızın şampiyon oluyor. Galatasaray peki bu 9 maçta kimlerle oynayacak? Siz ekranlarda görüyorsunuz şu anda. Burada en çarpıcı takımlardan iki tanesi tabii ki Fenerbahçe ve Beşiktaş. Bu iki maçı yenildiğini düşünelim. Fenerbahçe ve Beşiktaş'a yenildi Galatasaray. Diğer 7 maçını yendiği zaman Galatasaray şampiyon oluyor. Ki Galatasaray seri oluşturduğu zaman da peş peşe maçları rahat bir şekilde yenebildiğini gördük. Bundan dolayı şu anda Galatasaray'ın şampiyonluk oranını Fenerbahçe'nin bu mağlubiyetiyle ve bu futboluyla ben biraz daha ön plana koydum ve başlığıma da sizlerin de gördüğünüz gibi şampi yazdım. Artık 2 tane hece kaldı. Önümüzdeki 2-3 maçı Galatasaray kazanırsa bir hece daha eklenecek. Son heceyi de artık Galatasaray 7 galibiyet aldıktan sonra ekleyecek değerli arkadaşlar. Canlı yayınlarımız ve videolarımız devam edecek. Sizlerden isteğim arkadaşlar bana bol bol like atıp yorum atmanız. Çünkü kanalımızın etkileşimi biraz düştü. Kendine getirebilmemiz için, bana destek olmak için like atıp abone olmadan izliyorsanız da abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın.